Kızım nerede kaldın? Uf, sorma Gonca. Başıma neler geldi inanamayacaksın. Ne oldu? O gerizekalı ile karşılaştım. Hangi gerizekalı? Kaç tane gerizekalı var Gonca? Murat'la tabii ki. Ne? Nasıl? Nerede? Buraya gelmek için evden çıktım. Sitenin çıkışına doğru yürüyordum. Bir anda bir tane köpek peşimden koşmaya başladı. Ben de o panikle tabii yere kapaklandım. Ay. Peki köpeğin sahibi kim? Tahmin edebiliyorsun herhalde. Yok artık. Gerçi niye şaşırıyorsam sizin karşılaşmalarınız meşhur. Evet, ondan kurtulmaya çalıştıkça sanki inadına burnumun dibinde bitiyor ya. İstemediğin ot dibinde bitermiş. Hah, işte aynen öyle. Peki oralarda mı oturuyormuş o da? Yok, arkadaşına gelmiş. Ha, iyi bari. Bence çok takılma o zaman. Bir daha ne zaman göreceksin ki? Tamam, benden uzak dursun da. Hadi biz görüşmeye geçelim. Kızım sen gelene kadar buranın garsonlarıyla konuştum. Çalışma şartları 10 numaraymış. Patronu da çok tatlı. İnşallah olur. Ciddi misin ya? Hadi inşallah. Tamam, yarın gelip başlayın. Hayırlı olsun. Merhaba, biz iş başvurusu için gelmiştik. Maalesef. Az önceki arkadaşlarla anlaştık. Ay hadi ya. Neyse. Peki. Siz isterseniz yine de numaranızı bırakın. Tabii. Uf, resmen 5 dakikayla kaçırdık işi ya. Her şey yine o gerizekalı yüzünden. Sana da engel oldum. Çok özür dilerim Gonca. Saçmalama. Kısmet değilmiş. Ayrıca ben hiç üzülmedim. Baksana ortama bir tane yakışıklı tip yok. Eskişehir'imize gidelim de kılın alacağımızı alalım. O yüz herifin arayacağı yok. Vallahi ben kendi adıma o parayı alabileceğimi hiç inanmıyorum Gonca. Aa, neden? Hak ettiğin bir para o senin. Ama o yaşananlardan sonra kesin vermez. Ya senin hiçbir suçun yoktu ki. Mecbur verecekler, sen merak etme. İnşallah. Müdür bey merhaba. Merhaba. Hayırdır? Niye geldiniz? Alacağımız kalmıştı. Maaşlar ödenirken ararız demiştiniz ama arayan soran olmadı. Alacağınız yok ki arayalım. Nasıl yok? En az 20 gün alacağım var benim içeride. Benim de öyle. Alacağımızı almadan şuradan şuraya gitmeyiz. İyi, siz bilirsiniz. Doğru düzgün sigortalarımızı da yatırmadınız. Şikayet ederiz sizi. O zaman görürsünüz. Bekleyin biraz. Patronla konuşmam lazım. Tamam, bekliyoruz. Gördün değil mi? Azıcık sesimizi çıkarınca nasıl geri adım attı? Ama artık bundan sonra böyle. Anca bizi kullanıyorlar. Kızım, resmen Erdem'in hırsını bütün erkeklerden alıyorum. Çok zevkli. Haklısın sanırım. Ya bu zamana kadar iyi olduk da ne oldu? Tabii kızım, az bile. Sen sesini çıkarmazsan resmen ezer bunlar insanı. Evet ya, bir fırsatını bulmasınlar yani. Merhaba. Bir çilekli pasta alabilir miyim? Tabii efendim. Aslı? Aa, merhaba. Tekrar burada mı işe başladın? Yok, bizim bir alacağımız vardı da onu almak için uğradık. Anladım. Yani ben de seni burada görünce... Neyse, iş konusunu ne yaptınız? Yani bir gelişme var mı? Gonca'yla iş bakıyoruz. Daha bulamadık ama en yakın zamanda bulacağız inşallah. Aslı, eğer sen de izin verirsen... ...ben bu konuda sana yardımcı olmak istiyorum. Bizim yüzümüzden, oteldeki işinden oldun. Sana borçlu sayılırız. Yok, hiç zahmet etme. Aslında iyi olur. Yani bu zamanda güvenilir bir yerde iş bulmak çok zor. Haklısın.
Ben bunu en kısa zamanda halledeceğim. Yani itiraz istemiyorum. Çok seviniriz. Numaranı alabilir miyim? Tabii olur. Çaldır istersen. Sen de benimkini kaydet. Ben en kısa zamanda arayacağım. Tamam, çok teşekkür ederim. Görüşürüz. 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 Sadaka mı istedim? Ayrıca sen onların yüzünden işinden olmadın mı? E bırak yardım etsin. Ayrıca bir taşla iki kuş. Hem iş hem aşk. Gonca başlama yine. Resmen ezik gibi oldum Volkan'ın gözünde. Ya saçmalama, dinle beni. Tamam, patronla konuştum. Kalan maaşlarınız zarfta. Yalnız hiçbir alacağımız kalmamıştır diye imza atmanızı istedi. Bir dakika, bir yanlış olmasın? İyi de üç gün sonra alacağımızı almadık demeyeceğiniz ne malum? Hakkımızı bile zorla alıyoruz ya. Para alamazdım. Volkan'ı da ayarladın. Sahibinin numarasını da aldın. Haklısın valla. E iş olayını da konuştuk. O kadar ilgilendi. Kesin bize çok güzel bir iş bulacak. Öyle mi diyorsun? Evet. O kadar numaramı da aldı. Halledemeyecek olsa böyle bir şey söylemezdi. Dürüst çocuk. Kuzeni gibi değil. Evet ya. Hiç alakaları yok. O Volkan'ın tırnağı bile olamaz. Ne kadar ilgilendi ya. Maaş tamam. Yeni iş yolda. Volkan'ın da numarasını aldım. E artık bana bir yemek ısmarlarsın. Canım sen ne istersen.